masaldaki baş karakter bir marangoz. Ve bu marangoz hayatı boyunca biraz şanssız oldu. Yani hiçbir zaman işleri düzgün girmeyen insanlar oluyor ya. Hep böyle iyi fikirler bulurlar, çalışırlar, denerler, bu defa olacak diyorlar. Bir olmaya başlıyor, bir olamıyor. Aynen o insanlardan. Malzemeler alır, ucuz aldığını zanneder ama sonra böyle fiyatlar düşer, değiştirir. Bir çok emek vererek bir sipariş verir ama sipariş veren kişi siparişi teslim almadan önce vefat eder. Her zaman bir iş doğru düzgün gidecekken gitmiyor. Ama denedi. Gerçekten denedi. Yıllar boyunca denedi. Yanında çıraklar aldı, onlar müşterilerini çağırarak gittiler. Malzemeler aldı, çürük çıktılar, müşteriler para vermek istemediler. Borçlar aldı, faizlerin altında kaldı. Kaç kere dükkanı kapatayım ben, ne yapıyorum dedi. Ama hep bir umut. Çünkü sonuçta o çok ama çok iyi bir işçiydi. Herkes onu biliyordu. Ama bir türlü kimse onu insan yerine koyamamıştı. Bizim Joseph. Yani sipariş verirsin ödemezsin sorun olmaz zaten. Adam bir gariban derlerdi. Aman bizim Joseph. Yapar bir şey ya. Sonra bir güzellik yapar. Boş ver, unutur. Ama unutmayanlar kim var? Borç aldı insanlar. Ve seneler içinde faizler yüklemiş. Borçlar birikmiş. Müşteriler ödemiyor. Kaç kere kapıları çaldı, kaç kere para istedi. Herkesin bir bahanesi vardı. Ve bir gün dayanamayıp vazgeçti. Neyinden? Her şeyinden vazgeçti. Yaşamaktan vazgeçti. Joseph böyle koşulların altında yaşamaya devam edemeyeceğini karar verdi. Evet, tek bir çözüm. Ölmek. Ölmekti. Ve hatta düşünmeye başladı. Son eserini kendi tabutun olsun. Ama odun bile kalmamıştı atölyede. Hiçbir şey kalmamıştı. Düşündü. Bir önceki gün dere kenarında biraz batık bir sandal görmüştü. Gidip bu batık sandaldaki odunu alacaktı. Ondan kendini bir talbut yapacaktı. Sonra bir hafta sonra, bir hafta neden olsun? İki hafta sonra, evet. İki hafta sonra herkes onun evine gelecekti. Borçlarını toplamak için ama ne bulacaklardı? Bizim Joseph ölü talbut içinde. Evet, planını yapmış. Ve biliyor musunuz? Düşündü ki madem her şeyden vazgeçeceğim, o zaman bu son iki haftamı kral gibi yaşayacağım. Evet, hak ettiğim gibi. Gitti gece karanlıkta, sandalı aldı ve gece boyunca atölyesinde karanlıkta çalıştı. Mum ışığında talbutunu hazırladı kimseye söylemeden. Sonra bir sonraki gün, önce Han'a gitti ve kral kahvaltısını söyledi. Dedi ki, garson, bana yok bir sofra kur. Ben bu sabah bir şey kutluyorum. Ama öyle bir söyledi ki, Joseph, git buradan. Sen hangi parayı ödeyeceksin bunları diye soramadı biri garson. Getirdi düşünü ki, herhalde bir bildiği vardır. Çıkarken hesabıma koy, hiç merak etme, artık her şey çok güzel olacak diyerek ayrıldı. Sonra gitti ve ona borç veren hepsini ziyaret edip, bundan iki hafta sonra kapıma gelin, size olan borcumu ödemiş olurum. İki hafta sonra hepinizle hesaplaşıyorum. Kasabada insanlar konuşmaya başladılar. Bu Joseph'in başına ne olmuş? Gerçekten. Bu sabah onu gördüm, haftalardır bunalım içindeydi.
Ama bir mutluluk, ama bir hafiflik. Ne olmuş olabilir? Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ağızdan ağza dedikodular yayıldı ve birden biri dedi ki, ben dün gece onu gördüm. Neredeydi biliyor musun? Nehir kenarında bir şey alıyordu. Evet, bir çukurda olan bir şey buldu, onu çekti. Başka biri dedi ki, ben de gecenin ortasında onu gördüm. Battaniye sarılmış, ağır bir yük taşıyordu. Komşu dedi ki, inanamayacaksınız. Ama gece boyunca, gece atölyede çalıştı. Oysa ki bildiğim kadar malzemesi kalmamıştı. Neyi çalışmış olabilir? Tın 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 tın. Bütün komşular konuştu ve ortak bir kararla bildiler. Joseph bir hazine bulmuştu. Evet, gömülü bir hazine bulmuştu. Onu geceye taşımıştı ve atölyesinde özel bir yerde gömüp saklamıştı. O yüzden herkesin borçları ödeyeceğini söylemiş. Birden insan düşünmeye başladı. Acaba bu Joseph bu hazineden dolayı kasabanın en zengin kişi olabilir mi? Bunu düşününce belki biraz güç sahibi olacak. Bu insana ne kadar çok kötü davrandıklarını fark ettiler. Yani her evinde Joseph'in bir ödenmemiş bir hesap vardı. Birden insanlar borçlarını ödemek istemeye başladılar. Ve tek tek Joseph'in evine geldiler. Günaydın Joseph. Uzun zamandır sana getirecektim. Param yoktu. Neyse ki sen beni idare ettin. Çok minnettarım. Ama işte sana olan borcum faizle ödüyorum bugün. Diyerek tek tek insanlar kapıya geldiler. Bir gün, iki gün, bir hafta sonra Joseph ona olan bütün borçları toplamıştı. Bütün borçların geri ödeyebilecek durumda olduğu gibi aynı zamanda yeni malzeme alabilecekti. Yeni malzeme alabilmesi de çok iyi oldu. Çünkü Joseph'e siparişler gelmeye başladı. Hem de nasıl yağmur gibi. Herkes Joseph'i düşününce sadece şanslı hazine bulmuş bir insan değil. Aynı zamanda her daim kasabanın en iyi işçi olduğunu fark ettiler. Evet, siparişleri iyi yapıyordu, itina ile. İtina ne demek? Sanatla bile yapıyordu. Ayrıca her zaman dakik bir insandı. Yani kimisi aylar boyunca bekletirken o birkaç gün içinde her zaman çalışkan olduğu için bitiriyordu. Siparişler geldi. Yeni malzemeler geldi. İki hafta sonra Joseph tabii ki çoktan ölmekten vazgeçmişti. Bütün insanlar kapısına geldiğinde iki hafta sonra borçlarını tek 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 geri ödedi. Ve o günden sonra hayat öyle devam etti. Yanında bir, sonra iki, sonra üç, sonra dört çırak işi aldı. O kadar çok sipariş vardı. Artık insanlar ödüyorlardı. Ve gerçekten daha zengin olmaya başladı. Üstündeki kıyafetler değişti. Evine yeni bir kat inşa ettirdi. Atölye büyüttürdü. Çalışanlar arttırdı. Tabii ki bütün bunları gören insanlar, bak demiştim size, hazinesi var. O yüzden evi büyüyor. Hazinesi var. O yüzden atölyesi genişletirdi derken hazineye inanmaya devam ettiler. Anladınız, Joseph uzun uzun yaşadı. Ve son olarak yaşlı bir insan olarak son nefesini verdiğinde tabii ki komşular, çırakları bile, herkes bu efsaneyi duyduğu için herkes heyecanla Joseph'in gizli bodruma gittiler. Ve orada tabii ki bir sandık bulmaya, hazine dolu bir sandık bulmaya düşünüyorlar dedi. Ama ne gördüler? Boş bir odanın ortasında eski odundan yapılmış bir tabut ve etrafına dört tane hiç yakılmamış ama tozdan eskimiş olan mumlar. Hiç kimse anlamadı. Hiç kimse Joseph neyinden vazgeçtiğini bilemedi. Ama aslında
vazgeçtiği anda yeni hayatı başlamıştı.